bir video reaction yapacağım. Tiara'dan Yumi'nin sketch. Dikkatim dağıldı. Sketch videosunun reaction'ını yapacağım. İki tane değil, hatta üç tane galiba. Bir tanesi Çince, bir tanesi normal klip, bir tanesi de Şekşi versiyon diye. Şimdi haberlerde, yorumlarda falan filan çok gördüm. Hatta Facebook'ta da gördüm işte, ya bu ne böyle, konsept mi olur da bilmem ne de falan filan. Ay çok seksi ama bu seksilik değil, bu iğrençlik falan filan gibi çok yorum gördüm. Beğenmeyen çok insan gördüm. Beğenen de bir o kadar insan gördüm. Sonra dedim ki Senem, yapacaksan adam gibi yap. Dedim ki seksi versiyonunda çekeceğim. Ulan madem öyle anlayalım ne olduğunu. O yüzden normal klibi değil, seksi versiyon olarak yayınlanan klibi izlemeye karar verdim. Ki normal klibin de seksi olduğu söyleniyor. Yani konsept zaten çok seksiymiş. Seksi konseptin seksi versiyonu nasıl oluyor artık, ne izleyeceğim bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki bu video artı 18'de arkadaşlar. Sonra aman senin çocuklar izliyor da aman bilmem ne demeyin bana. Deme bana böyle şeyler. Artı 18 arkadaşım. Güle güle. Ay, eksi 18'ler güle güle. Kimse izlemedi. Neyse. Merak ediyorum. İzliyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama şeyi oynuyormuş klipte. Bak onu da şeye bakarken gördüm. Ay adım da neydi? Ay. Adamın adı neydi? Hatta Vigat Melik de vardı. Oyuncu yok mu? Şimdi bütün klip boyunca izleyip ulan bunun adı neydi diye kafa yemektense şu an bakayım, hepimiz rahatlayalım. En kolay nereden buluruz? YouTube'da videonun altındaki yorumlara bakarak buluruz. Neydi? Yumin Sketch. Ay. Sketch. Bir dur. Çalma. İzlemeyeceğim. Heh. Bak ya. Ya bir dur. Heh. Pembe gördüm. İlk. Nam Gung Min. Evet. İzlerim o zaman şimdi. Tamam. Human Sketch seksili versiyonu. Senem kendini hazırla. Muhtemelen nesillerini bozacak yorumlar gelecek. Haydi bakalım. I'll be your canvas and you draw me all night. Peki. Aa tatu. Tamam, mantıklı. O gün bin değil herhalde değil mi? Allah. Ay. O nasıl adam? Acır tabii dövme. Nerene yaptırdın? Belli değil o dövmeyi. Nerene yap... Ay. Bana bir şeyler oluyor. Beline slut stamp derler ona da bu arada. Kabacası. Slut'ı biliyorsunuz değil mi? Slut bitch. Şimdi bana Türkçesi söyletmeyin. Sen mal mısın kadın? Şu an Allah'ın fanlar üzerine saldıracak. Neyse tamam, daha fazlasını yapmaya gidiyoruz. O ne be? Çilek miydi o? Ay iğrenç geldi ben. Nasıl dans lan o? Ay ne oluyor? Ay bana bir şey... Ay... Biraz sıcak oldu. Onu yapmıyordu. O dövmeyi o yapmadı. Daha başka bir... Konuşturtmuyor klip şu an. Meme. Ne diyeceğimi unuttum. Ha, slut stamp. Slut bitch ne demek biliyorsunuz. O bu belin
Tam kalçanın üstü, yani tam bele yapılan o klasik dövmeler vardır ya, onu stamp derler Amerika'da. Hani bütün herkes, bütün yollu kadınlar yaptırıyor anlamında. Onu mu yaptırıyor diyecektim. Ay yok, orasını da dövme. Bunu mu yapmış? Ulan biraz önce başka bir yerine yapıyordu. Ay bu nasıl adam? Bana bir şey oldu. Ayrıca burası da tatu stüdyodan çok başka bir şeye benziyor yani. Ama zaten adam götürdü kızı. Yalnız o pantolona bayıldım ya. Yüksek bel, ben de istiyorum. Bulamıyorum şöyle güzel bir yüksek bel pantolon. O kıyafet, o cil, şu kıyafet hasta oldum. Sade, seksi. Ay sürekli bir popo anladık. Hatun sürekli, ay. Tam hatunu öğreneceğim, bunun beni çıkıyor, bana bir şeyler oluyor orada. Hatun seksi böyle. Çok da güzel, surata bak, bebek gibi. Ya sen nasıl bir insansın? Ne oldu? Kız yok muymuş? Bunda da. Burada o dövmenin dövme olmadığı ne kadar belli. Gerçekten dövmesiymiş bir de. Ama belli yani dövme olmadı. Sketch. Sketch yalnız yani ne bileyim şu an buna sketch şey demek. Eskiz. Zaten şarkıda "Do your canvas, you draw me all night." Hani ben senin kanvasın olayım. Kanvaslar ne yağlı boya yaptıkları şey. Ben senin kanvasın olayım, sen benim bütün gece çiz. Yani resmet. Üstüme resim yap anlamında. Ama şarkının adı Sketch, hani asıl gerçeği o değil, eskiz yapıyor. Hani tek gecelik ilişki, ben senin asıl kadının değilim veya sen benim asıl erkeğim değilsin de, öyle bir anlamı var acaba? Sözleri de dinlemedim, dinlediysem de anlamadım. Neyse işte. Zaten yerinde kaldı 5 tane gül yaprağı. Neş. Neyse şimdi şeyi düşündüm, şimdi çok mu seksi? Şimdi seksi ama oha burada ne oluyor falan olmadım yani. Oldum bu arada. Bütün dirty face'lerimi çıkartıp koyun Allah aşkına yani. Olmadım diyene bak, yalancı. Neyse yani şey olmadım. Aa bu çok ahlaksızca olmuş. Yuh bu kadar da olmaz falan olmadım yani. Sadece K-pop'ta kadın kısmısının bu kadar açık seçik olduğuna pek şahit olmuyoruz. Şimdi ben seksi versiyonunu izledim. Normal versiyonu demek ki o kadar seksi değil. Bence abartılmış bir durum var ortada. Ama yani ne bileyim, o mesela klibin başındaki bacak açıp dans ediyor ya, orada eller falan. Ondan sonra işte üstsüz pozlar, sütyen, göğüs dekoltesi falan. Yani bence normal. Ben şahsen bu konuda konuşmak isterim. Şimdi biz sadece çekirdek içimizden konuşalım. Yani dünyanın genelinden veya Türkiye olarak değil, hatta Türkler olarak da değil. Biz K-pop izleyen, dinleyen sadece insanlar olarak ve çoğunluğumuzun kadın olduğunu ve heteroseksüel olduğunu düşünerek konuşuyorum şu anda. Şimdi biz izliyoruz. Ondan sonra erkek kasması böyle seksili klip yapınca, yok böyle işte böyle böyle hareketler yapınca danslarda falan filan, aa çok güzel falan oluyoruz. Öpüşünce, sevişme sahnesi çıkınca o ye oluyoruz. Bazı kısmısı tabii ki o karnı nasıl benim oklama dokunur oluyor, ayrı mesele. Ama yani hoşumuza gidiyor şimdi. Şimdi kadın kısmısı bunu yapınca neden iğrenç oluyor, ben onu anlamıyorum. Herkes şey diyor işte, kadın vücudu işte kullanılıyor, kadın vücudu yanlış yönlendiriliyor. Kadın, erkek vücudu ne oluyor yani o zaman? Ha şimdi şöyle bir durum var, kadın daha ezilen taraf, kadın daha çok kullanılan taraf. Dünyanın genelinde böyle bir görüş var. Ama sen bu görüşü o destekler nitelikte yorum yapıyorsun aslında, desteklemeyeyim derken. Çünkü yani erkeğinki hoşuna gidiyorsa kadınınki neden hoşuna gitmiyor? Tamam okey, heteroseksüelsin, kadından hoşlanmıyorsun ama bu şey değil yani. O gördüğüm şey çok iğrenç. Bu seksilik değil, bu iğrençlik, bu işte ne bileyim yolluluk falan filan gibi yorumlar bana çok saçma geliyor. Bir taraf hoşuna giderken bir tarafın aynı şeyi yapınca neden hoşuna gidilmiyor, ben onu anlamıyorum.
Ha, kadın işte dediğim gibi dünya genelinde ve insanların açısından kadın daha ne bileyim kadın vücudu daha estetik olduğu için daha seks apalitesi yüksek. Böyle bir görüş, böyle bir gerçek var. Okey de yani bu herkes için geçerli değil sonuçta. Otomatikman bence abartılacak hiçbir şey yok. Sonuçta yapan kişinin kendi kararıdır. Kimse de zorla yaptırmamıştır. Yaptırmış olsalar bile o da akıllı olup istemiyorsa yani zorla yaptırmış oluyorsa o da akıllı olup karşı çıksaymış arkadaşım. Yaptığına göre bu kadar şey bir şey değilmiş. Neyse. Böyle. O konuda yorumluyorum. Şarkı güzel. Beğenmedim falan değil. Hatta yani bayağı güzel. Yani melodik olarak hoşuma gitti. Dinlerim herhalde. Yani öyle çok bağlanmadım şarkıya. Klibde zaten çok mevzu çıktığı için merak ettim de dedim izleyeyim. Bu kadar. Bitti. 18 yaşından küçük olup da bu arada 19'muş şu an karşımda duruyor. Yani Kore'de 19'muş. Bizde yine 18 diyeyim de. Yani legal yaşta olmayıp da hala izlemiş olanlar varsa yeniden çıktı arkadaşım. Ağanız babanız düşünsün. Beni de örnek almayın Allah aşkına. Beni ne olur örnek almayın. Yalvarıyorum almayın. Ben örnek alınacak bir insan değilim. Lütfen. Ağanız babanız düşünsün. Ya da siz düşünün. Ananız babanız niye düşünsün? Sende de beyin var. Sen düşünebilirsin yani. Neyse. Nereden nerelere gidiyorum? Hiç belli değil. Görüşürüz. Hadi ya. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!